Merhaba, Londra'da Tate Britain Müzesi'ndeyiz. William Dyson, Pegwell Koyu, Kent, 5 Ekim 1958'i hatırlama isimli tablosuna bakmaktayız. Bu çok özel bir tarih olmalı. Hatta gökyüzünde bir kuyruklu yıldız var. Muhtemelen o tarihte görülen bir yıldız olmalı. Tuvalin tamamında belirli ve özel şeylere vurgu yapıldığı görünüyor. Arkadaki sarp kayalıklar da çok net ve detaylı. Aslında tuvalin önündeki figürlerden en arkadaki kayalıklara kadar her şey titizlikle ve detaylı bir şekilde resmedilmiş. Dyson, Pre-Rafael ekolünden etkilenmiş olduğunu söylemek mümkün. Sahil kasabasından bir görüntü gibi genel bir konu seçilmiş olmakla birlikte, o yere özgü özelliklerin detaylı ve gerçekçi şekilde canlandırıldığını görüyoruz. Ancak sahil kasabası, çağdaş insanların tatil yapmakta oldukları bir yer olarak canlandırılmamış. Daha gizemli bir görüntüye bakmaktayız. Figürler birbirinden ayrı. Ön plandaki çocuk dışarı doğru bakıyor. Yan yana duran iki kadın deniz kabuğu topluyor. Bunlar sanırım sanatçının ailesi. Sağ tarafta yalnız başına duran başka bir kadın var. Bu da başka bir yöne bakıyor. Figürler hep tek başlarına. Arka planda da kendi başına figürler görüyoruz. Günün ilerleyen saatleri, gelgitte denizin alçak olduğu saatler. Figürler içinde bulundukları ortama göre küçük. İnsanoğlunun dünya ve doğayla karşılaştırıldığında ne kadar küçük olduğunu hissedebiliyoruz. Özellikle kayan yıldız, büyük kayalıklar ve çok uzaklara kadar devam eden bakış açısı bu duyguyu kuvvetlendiriyor. Farkında mısınız? Sanatçının renk seçimleri de ilginç. Öndeki figürlerin giysileri nispeten daha renkli. Hem birbirlerinden hem de manzaranın genelinden ayrışıyorlar. Ancak manzaranın devamında gördüğümüz renkler oldukça farklı. Renk seçimiyle doğanın insanoğlundan farklı olduğunu, ezeli ve ebedi olduğunun vurgulandığını görüyoruz. Detaylar son derece hassas şekilde resmedilmiş. Özellikle kayalar adeta sanatçı jeoloji çalışıyormuş gibi gerçekçi ve detaylı. Sanatçı bilime olan ilgisini resme yansıtmış. Kadınlar deniz kabuğu topluyor ve bu deniz kabukları aynı zamanda birer bilimsel numune. Resmin genelinde zamansızlık ya da başka bir şekilde ifade edecek olursak ezeli ve ebedi olmanın yansıtıldığını hissediyoruz. Ancak kayalıklardaki katmanlara baktığımızda öte yandan zamanın geçişini de algılıyoruz. Güneş batıyor, zaman geçiyor. Bu resmi aynı zamanda bir memento mori olarak okumak da mümkün. Kendi ailemle deniz kenarında olduğum ve deniz kabuğu topladığımız zamanları düşünüyorum ve resimle bağlantı kurabiliyorum. Burada da sanatçının ailesini görüyoruz. Ailesi günlük hayatın dışında bir gün geçiriyor. Bilimsel örnekler toplayarak, doğayla ilgilenerek veya yaradana ilişkin düşünerek bir gün geçirmekteler.